genelde her yıl oluyor da, fakat bu yıl sığlık alan daha fazla bir belirdi. Yani deniz biraz daha çekildi. Büyüklerimizden ve kendi tecrübelerime dayanarak bu kuzey rüzgarının arkasından lodos rüzgarının geleceğinin işaretidir bu ortam. Tabii ki temennimiz şu, parlak güneş var, doğal afetler oluyor bölgemizde, bölgemiz birinci derece deprem bölgesi içerisinde. İnşallah bu son cümlelerim gerçekleşmez. Bu Poyrazların arkasından lodos aktivitesi gelecek. Tam bu kadar olmuyordum ama her yıl belli nispetlerde olur. Bu zaten doğanın habercisidir. Tabii ki burada tekne potansiyelimiz çok fazla. Dışarıdan İzmir yöresinden bölge beynelmel ücretsiz diye getiren arkadaşlar var. Gördüğünüz gibi işte bu alanda yani teknelerin sağlıklı durumda kalması için ya bu arkadaşlar mesela getiriyor burada bütün kış boyu bırakıyor. Arada batan tekneler de oluyor tabii ki. Kuzey rüzgarı gelmeden önce deniz yükselir bir yarım metre falan. Yüksek dalgalar oluşturur, gelgitler oluşturur. Lodos da geleceği zaman bu şekilde sığlık bir çekilme yapar. Yani bu doğanın kanunu. Bu her sene oluyor. Bu sene bir 10 santim daha düşük olabilir. Fakat her sene oluyor bu çekilme. Bunu biz görebiliyoruz nispeten. Bu da zaten iklimin habercisi diyorum ben. Korkulacak herhangi bir şey yok yani, Allah korusun. Gelir gider deniz, yıllardan beri aslında bu var. Şimdi insanların korkusu tsunami olduğundan dolayı hani gene aynı şekilde deprem olup da bu suyun çekilmesi ürkütüyor insanları, korkutuyor işin aslı. Ama aslında böyle bir şey yok tahminime göre, yani bizler bunu sürekli yaşıyoruz. Akşam üzeri mesela suyun geldiği oluyor, tekrar çekildiği oluyor. Hani bir korkutucu bir şey yok bence. Genelde deniz bir şekilde çekiliyor ama bu sene daha fazla bir su gidip gel olayı yaşıyoruz burada. Zaten burası sınır alanı. Mesela sınır olduğu için Karagöl. Siz mesela arabanız varsa o doğuştan da mesela bu pozisyonu bu bayraklık